var en heja umkheratum ane pazemin iro misharam rengu druve emi behevdure hini hevalnavan bibin u aslında me gotu bu ravek zav bingehine emi hinek şi devam bikin kati şekildin çet begava renkler anji hevalnapebe emeli van binerin. Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Yaraladık konularımızı 15. dersimizdeyiz. Bu dersimizde sıfatları öğreneceğiz ve böyle kişileri sıfat kullanarak tanımlamayı öğreneceğiz. Tekrar tamlamalar oluşturacağız, sıfat tamlamaları. Ve arada bazı küçük farklılıklar var. Hep birlikte onları göreceğiz. Evet, önce renklerden başlayalım. Ben söyleyeyim, siz de tekrar etmeye çalışın. Zaten görüyorsunuz hangi renk olduklarını. Reş. Reş. Sor. Sor. Spi. Spi. Şin. Şin. Kesk. Kesk. Kahveyi. Kahveyi. Mor. Mor. Mor için binefşi de deniliyor aslında. Binefşi. Binefş menekşe, yani o mor menekşeler var ya. İkisi de kullanılıyor. Zer. Zer. Hele sor. Hele sor. Anşi pembe. Mişmişi. Mişmişi. Anşi pırtakali. Beli. Druf. Arkadaşlar druf görünüm, görünüş demek. Dış görünüş demek. Şimdi bir bakalım tek tek bu öğrenelim vücudumuzun organlarını. Ser. Kafa. Kırık. Kırık. Boğaz. Mel, kol. Zik, karın. Dili, parmak. Çong, anji, çok. Diz. Pani, pani, böyle, pani. Taban, ayak tabanı. Stu, stu, boyun. Sing, göğüs. Dest, el. Chip, anji, pak, bacak. Ling, anji, pe, ayak. Peçi, ayak parmağı. Ayak parmağı yerine de tıpkı el parmağı gibi tili diyen bir kesim de var. İkisi de olur. Yani el parmağı yerine peçi kullanılmaz ama tili her ikisi yerine hem el hem ayak yerine kullanılabilir. Evet, şimdi yüzümüzdeki organlarımızı görelim. Önce en üstten başlayalım. Por. Por. Bru. Bru. Bjang. Bjang. Anji mujeng. Mjang. Bunlar da söyleniyor. Hatta Türkçede de sanırım müjgan. O müjgan da aslında kirpik anlamına geliyor. Bjang. Mjang. Mujeng. Hepsi kullanılıyor. Çav. Göz demek. Bütün bu göz. Dev. Dev ağız demek. Dudakla karıştırmayın. Ağız komple. Ani. Ani. Alın demek. Gu. Anji go. Kulak. Poz. Burun. Bevil de deniliyor. Dıfın de deniliyor. Ben pozu kullandım burada. Lev. Dudak. Çene. Çene. Evet, şimdi sıfatlara geçelim. Böyle kolay olsun diye eğer ezberleyecekseniz zıt anlamıyla ezberlemeye çalışın. Sıfat renk değil ya da hevalnav demek. İkisini de söyleyebilirsiniz. İlk önce bakalım. Ev mazı ne? Ev biçuke. Ev kine, kısa. Ev dreje. Ev kalewe, kalewe. Ev jare. Bu şişman zayıf ama zayıf yerine zayıf de deniliyor. Hejar da deniliyor. Sar, hava sare, hava germe. Sıcak soğuk. Ya şöyle cemidi de var sarayın ama cemidi nasıl söyleyeyim?
çok incecik bir fark var. Cemide, yani ikisi de temelde aynı şey ama cemideyi böyle daha çok su için kullanıyoruz. ABK cemide soğuk bir su var. Nizm, ev kes nizme, ev bilin de alçak yüksek demek. Kevhoş, hemgin, mutlu, üzgün. Civan, bir. Civan, bir. Genç ve yaşlı demek. Bles, bles. Anjelezgin. Birazdan onu da kullanacağız. Lezgin, bles, hızlı. Hedi, hedi, yavaş. Kreş, kreş, kirli. Gemari, böyle de denilebiliyor. Pakış, pakış, temiz. Sıvık, sıvık. Gran, gran, hafif, ağır. Heşk, heşk, nerm, nerm. Cihevizlami heşke, cihevizlami nerme. Bu adamın yatağı sert, bu adamın yatağı yumuşak. Kevin, Kevin, nu, nu. Eski yeni demek, new İngilizce'deki new'a da benziyor ya da Almanca'da da öyle, yani yine böyle bir uluslararası bir sıfat gibi, yani böyle çoğu Avrupa dilinde aynı şekilde kullanılıyor. Söyleyeyim. Ter, bırçı, bunu görmüştük zaten, tok ve aç demek. Teral, jehati, tembel çalışkan demek. Dırsonek, evzlam tırsoneke, evjin vereke, korkak, cesaretli, cesaretli, yürekli. Şimdi bir de böyle genel olarak bir bakalım. Önce bunları yani kişiler için, mesela kişinin rengi ya da yüzü nasıl olabiliyor? Biraz bunlara bakalım. Çavreş, çavreş kara gözlü, siyah gözlü. Çavşin renkli gözlü. Çavhıngıvin, hıngıv bal demek, böyle gözü bal rengi olan. Çav zaten öğrendik, göz demek ve gözü bal rengi, elamsı olan, açık renk olan. Porhıngali, kıvırcık saçlı. Keş, arkadaşlar, keş kumral demek. Böyle kahveri, açık kahverengimsi. Boz, boz ise böyle tekrar açık renkli ama böyle sarışınla kızılımsı arasında bir renk var ya, böyle hani böyle çok açık tenli, böyle saçları çok açık renkli, onlara boz diyoruz. Raşık, raşık, esmer. Şimdi bejnubal, yani boy posa geçtik. Zahım, zahım nesneler için de kullanılıyor. Sağlam demek nesneler için kullanıldığında. Kişiler için ise böyle hani güçlü, böyle iri yarı, kuvvetli. Hani yine boyuna, fiziksel bir özelliğine ithafen söyleniyor ama. Hurik. Hurik böyle ufak tefek. Hatta mesela hurkırın, hani bir sebzeyi bir şey keserken hurdikim, yani böyle kesiyorum, ufak parçalara ayırıyorum gibi, hur. Gırs. Gırs yapılı demek arkadaşlar. Bejin ziraf. Bunu çok diyebilirsiniz. Bejin ziraf. Yine böyle zayıf kişiler için, böyle jar gibi ama nasıl söyleyeyim, böyle ince uzun kişilere söyleniyor daha çok. Şimdi druv, yani görünüşe geçelim. Bunlar fiziksel özellikleriydi. Bir de görünüşünde nasıl yorumluyoruz biz onları. Delal, güzel demek. Hoşik, yine hoş, güzel. Kaşenk, yakışıklı, erkekler için söyleniyor. Lefati, lefati böyle nasıl söyleyebiliriz bunu, böyle derli toplu. Hani şey olarak, ağzı burnu düzgün, öyle. Cindi, yani yine olumlu bir şey, yine güzel anlamına benzer bir şey. Cindi, güzel demek. Bedev, yine güzel demek. Nehoşik, güzel olmayan, hoş olmayan, çirkin. Kret de çirkin demek. Yani ikisi de eşit derecede kullanılıyor. Huyu hıslet, yani böyle hıslet nasıl oldukları ile ilgili. Huyu hıslet, böyle huyu suyu gibi düşünebilirsiniz. Huyu suyu. Jir, zeki, zana,
zaninden geliyor, bilmekten geliyor. Bilgili, zarşirin, aji zarşirin, tatlı dilli. Huingerm, bu direkt Türkçe'de de karşılığı var. Sıcak kanlı. Huinşirin, yine böyle tatlı insanlar için. Hani çok tatlısın diyoruz ya. Huinşirini, yine böyle tatlı, tatlı kanlı oluyor motomot çevirince ama tatlı insan. Onun için kullanıyoruz. Hanun, arkadaşlar hanun böyle şey kişiler için. Böyle alçak gönüllü, iyi insanlar için. Böyle efendi. Hanun. Şermok. Şermok, şermkırın utanmak. Şermok, utangaç. Hatta bunu bu ok ekiyle birlikte biz onu kişilere ait özellikler olarak yapabiliyoruz. Örneğin hersok, böyle çok sinirlenen. Hersok. Gerok, çok gezen. Böyle söyleyebiliyoruz. O ok ile onu böyle bir huy haline getirebiliyoruz. Pozbilind. Pozbilind, burnu havada. Hurre, kibirli. Cırnafhoş, bu da böyle kötü huy. Henun'un tam tersi, böyle biraz kavgacı, cırlabaz. Bad tempered, İngilizce'de öyle geçiyor. Ya böyle kavga ediyor falan. Öyle, böyle cırnafhoş kişilerle kavga etmek istemezsiniz. Çünkü böyle şeylerdir böyle. Kavgada çok iyilerdir. Ya da böyle sürekli şikayet ederler falan. Belengaz. Belengaz, bu da günah, günah gibi değil de gariban. Heh, gariban. Hem çıgunene, yani güne, belengaz, reben, evdal, carna. Hepsi böyle gariban anlamına geliyor. Evet, şimdi burada çok önemli bir not var. Hevalnav, kartafin, davange, nagrin. Arkadaşlar, geçen slaytlarda çok fazla böyle sıfat tamlaması vermemeye çalıştık aslında. Çünkü gördüğümüz isimler hep böyle bükümekleri alıyordu. Ama sıfatlar bükümeki almaz arkadaşlar. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Zeki bir öğrenci diyeceğiz ya da zeki öğrenci diyeceğiz. Tamlama oluşturuyoruz. Hondekare jir, zeki öğrenci. Hondekare ki jir, zeki bir öğrenci. İkisinde de jir, yani ikinci pozisyondaki kelime bükümeki almıyor. Çiaye bilind, çiaye ki bilind. Yüksek dağ, yüksek bir dağ. İkisinde de bilind, tamlama eki almıyor. Bir de yine söylediğimiz gibi tamlama yaparken ters çeviriyoruz. Mesela Türkçe'de nasıl? Yüksek dağ. Ama Kürtçe'de nasıl? İşte dağ, yüksek. Öyle düşünebilirsiniz. Çiaye bilind, çiaye ki bilind. Önce isim geliyor yani Kürtçe'den. Zlami kalav, zlami ki kalav. Şişman adam, şişman bir adam. Yine burada kalav bir sıfat olduğu için büküm eki almıyor. Ava cemidi, aveke cemidi. Soğuk su, soğuk bir su. Cemidi, ı-ı. Pırtüken balkeş, hın pırtüken balkeş. Buradaki de şapkalı ye olacak arkadaşlar. Hın pırtüken balkeş, ilginç kitaplar. Bazı ilginç kitaplar, bu da çoğul olan örnek. Yine balkeş ilginç bir sıfat olduğu için tamlama eki almıyor. Arkadaşlar, balkışandın, bu böyle dikkat çekmek. Bu fiil bu anlama geliyor. Balkeş de oradan türemiş. Böyle dikkat çeken, ilginç. Taybetmendi. Taybetmendi özellik demek. Taybet özel, taybetmendi özellik. Şimdi iki kişi var. İkisinin de özelliklerini okuyalım. Ben taybetmendiye muhabbet ederim. Navimin fatoşe. Ez bistu heft salime. Ez lekolinerim. Ez jineke beşinzirav udrejim. Beşinzirav udrejim. Çavimin kahveyine. Gözleri kahveye girmiş. Poremin dreje. Saçı uzunmuş. Ez muroveke rukenim. Ben güler yüzlü bir insanım. Ruken, ru yüz, ken, keninden yani gülmekten geliyor. Gülmek fiilinin şimdiki zaman kökü. Ruken, güler yüzlü. Yine sıfat olduğu için lüküme uğramamış. Ez jineke jehati uzaname. Ben çalışkan ve bilgili bir kadınım. Sıfat tamlaması oluşturuyorum ve lüküme uğratmıyorum. Nave deyamın besnaye. Ev jineke zarşirine. Annesinin adı Besna'ymış ve o tatlı dilli bir kadınmış. Nave bavemin uesiye.
Ev zlameke hersoke. Babası sinirli bir adammış. Şimdi buna bakalım. Navimin hesene. Ez sisalime. Ez mamosteme. Ez zlameke kınujarım. Diyor ki ben kısa ve zayıf bir adamın. Kın kısa demek arkadaşlar. Ez çavşinim. Renkli gözlüymüş, mavi gözlüymüş. Navi deyamın gulane. Ev jineke delalu şehatiye. Güzel ve çalışkan bir kadınmış annesi. Güzel ve çalışkan bir kadın. Jineke delalu şehati. Ne oluyor? Sıfatlar yine bükmeki almıyor. Tamlama yaptığımız halde. Navi bavimin mamede. Ev mroveki zanaye. Babası da bilgili bir adammış. Mroveki zana. Bilgili bir adam. Böyle emhindariye kibinerin. Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz nesneleri şunlarla eşleştireceğiz. Da dereke kevnare. Der kilise demek. Kevin eski demek ama kevnare böyle nasıl söyleyebilirim? Olumsuz anlamda eski değil yani. Tarihi, yıllanmış bu anlamlara geliyor. Dareke bilind. Yüksek bir ağaç. Laveke kaşeng. Yakışıklı bir çocuk. Çaya kaçak. Kaçak çay. Psika kalev. Şişman kedi. Peynuseke zer. Sarı bir kalem. Jineke bir. Yaşlı bir kadın. Bakın ister belirtili isim tamlaması olsun, ister belgesiz isim tamlaması olsun. Ne olursa olsun fark etmiyor. Eğer sıfatsa, sıfatla tanımlıyorsam ben o büküm ekini kullanmıyorum. Yine o vakatan ekim binafkri ne binafkri onları yine kullanıyorum. Mesela psika kalav, şişman kedi. İşte psikeke kalav, şişman bir kedi. Onları o ekleri yine kullanıyorum. Ama hore zelale gibi o e'yi kullanmıyorum. Sondaki o büküm ekini kullanmıyorum. Hadi eşleştirelim şimdi. F çiye. F çiye. F penuseke zere. Penuseke zere. F ev dareke bilinde. Dareke bilinde. Ev jineke. Jineke çavaye. Jineke pire. Jineke pire. Livr psikekeye. Psikeke çavaye. Ev psika kalewe. Psika kalewe. Ev dere. Dereke çavaye, dereke kevnareye, dereke kevnareye, ev çaye, çaye, ev çaya kaçahe, çaya kaçahe, ev laveke anşikureke, laveke anşikureke çavaye, laveke kaşenge, laveke kaşenge. Em hatim peyven vane ez bejim unje piştimin dubare bikin renk renge şvaye ro yüz demek druv görünüş görünüm bej nubal boy poz huyu hıslet huyu suyu taybetmendi özellik der kilise Renkdir anşi hevalna sıfat demek. Em hatin davya vane yoke biminin de hoşede luha baş binerin heke pırsake ve hebe undikarın vakişiro vejmara binevizsin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Diğer derslere kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir şey olursa bize yorum olarak bildirebilirsiniz. Hoşçakalın.